Günaydın, yeni bir günden selamlar. Dün bir video başlattım ama sizlere gelip bir selam verme fırsatım hiç olmadı. Çünkü dev gibi bir ütü yığını vardı. Çok uzun saatler ütü yaptım. Ardından pratik bir yemek hazırladık. Sucuk ekmek canımız istiyordu. Sucuk ekmek yaptık ve sonrasında ben yorgunluktan zaten uyuyakalmışım. Hiçbir şekilde kamerayı elime bir daha alamadım. Sabah da yorgunluğumuz çıktı. Bayağı geç kalktık. Hızlıca bir kahvaltı yaptık. Hazırlandık, çıktık. Bu arada güneş çok vuruyor. Biraz karanlıkta çıkıyor olabilirim. Noyan'ı rotavirüs aşısının ikinci dozuna götürüyoruz. 5. aydayız. 5. ayda rotavirüsün ikinci dozu varmış. Onu vurdurmaya götürüyoruz. Yarın gece de artık yola çıkacağız. Yoğun bir koşturmaca içerisindeyiz şu an. Bugün de benimlesiniz. Sizi de gittiğimiz yerlere yanımda götüreceğim. Şimdi ilk hastaneye gidiyoruz. Hastaneden sonra bir markete geçeceğiz. Sonrasında evde yapmamız gereken işler var. Geldik, hastanedeyiz şimdi. Aşımız da burada. Böyle buzun içerisinde götürüyoruz. D vitaminini alıyor. Evet, alıyor hocam. Sadece şey rica edeceğim olabiliyorsa. Sağlık ocağı demir yazdı. Evet. Ama böyle kırmızı şekilde ve onu reddediyor. Hiç istemiyorum. Onu zaten vermeyelim. Evet. Bir kere verdim, öğrenci daha verdim. Şeyden verdim, 4 aylık aşıların olduğunu verdim. Evet. Tamam. Degaferon'dur ismi onun. Evet, evet. Onu başlamayalım. Tadı da berbat, artı paraben içeriyor içine baktıysanız. 6. ayda yani 2 hafta sonra, 6 ayı doluyor. 2 hafta sonra başlayalım. Mümkünse şunu başlayalım. Badin çok güzel, dinozor. Benim kız dinozorları çok seviyor. Evet, kız ama çok seviyor dinozorları. Oyuncaklarımız var dinozorlu. 3 yaşında o. En son ne istedi biliyor musun? Bak sana söyleyeyim, bilersin. Pembe dinozorlu kilot arıyoruz. Aklınızda olsun. Bulursanız öyle bir şey. Arıyorum ama bulamıyorum. Pembe dinozorlu kilot istiyor, siparişimiz var ama bulamadık. Hıngıldağımız artık iyice küçülmeye başlamış. Açık halen. Hiç göz görmüş müydü göz doktoru? Yok, hiç götürmedik hocam. Hayır. Bu dönemlerde bir kere bir göz hekimini görmesini tavsiye ediyoruz. Tamam. Bir şey yok. Ooo maşallah. Çok güzel. Başını kaldırıyor ama bütün vücudu kaldırıyor. Yani rutin bir muayene yapıyor. Çünkü biz baktığımız bu ışık refleksi muayenesi ya da katarakt şeyi yeterli bir muayene değil. Göz dibini, retinayı da görmek lazım bu ayda. Çünkü bu aylarda kırılma kusurları başlayabiliyor. Miyos, hipermetrop, özellikle gizli astigmat çok olur ve atları dışarıdan anlaşılmaz. Dişlerimizde bir şeyler var mı dişlerde hocam? Dişlerde bir görünürde bir şey yok, yok ama gibi, dişler evet. Hareket etmeye başladı artık. Hmm. İçeriden hareket etmeye başladı. Bu zaten hep bir şeyler götürüyor. Sürekli ellerini yer, yumruk sokar, sizi bile yer, sizin bile evet, evet. Yer. Eline bir oyuncak bir şey verin, hemen kemirir. Her şeyi. Hatta ben de soğuk diş kaşıyıcı veriyorum. Yumruk sokar, 4 parmak sokar, öğürtür kendini. Evet. Şey çok iyi, el motor beceri çok güzel. Güzel kullanıyor el parmaklarını. Gel bakalım diplodokus. Dur, tamam. Oyuncak taktı kafayı şimdi. Bakalım ne kadar olmuşsun. Radarlar fena açılmış, maşallah. Babam çok güzel, çok güzel, çok güzel. 5 santimetre. Onu yazalım. Kocaman olmuşsun Noyan. Oyuncakla oynuyor. Oğlum senin en sevdiğin kısım buradaymış. Bir sürü oyuncağın var burada. Gel bakalım başlayalım. Çok güzel dönüyor, rahat dönüyor. Maşallah. Minik minik de ilerliyor hocam, çok az. Süresiz oturtabilirsiniz. Hani destekli bir şekilde. Tabii ki düşer, dengesini sağlarız evet. Ama hani yastık olur, köşe, koltuk köşesi olur. Sıkıştırıyoruz. Oyun şey, mama sandalyesi olur. Şuraya vuruyor. Babam vuruyormuş Allah'ım yarabbim. Mama sandalyesi olur. Hani rahatlıkla oturabilir. Evet. Çalışıyorum ben. Kafasını da böyle kaldırıyor. Hacı yatmaz. Çok güzel. Dur. Evet anneciğim. Kendi sesini keşfeder bu aralar. Bağırıp çağırmalar. Sesi kısıldı hocam. Bir hafta kısıktı sesi bağırmaktan. Taklit yapabilir. Öksürüğü taklidi bile yapar. Dersin. Evet. Hasta mı oldu? Evet. Yapıyorum. Onu yapıyor. Şöyle yapayım mı onu? Gel bakalım. Sahte bir öksürüğü yapar. Yapar. Çok numaracı. Çok radarlarımız açıldı. Mümkün oldukça minimum ekran teması, telefon, televizyon, tablet, bilgisayar bakar çünkü göz kayar. Evet. Ne kadar azsa o kadar iyi. 1,5 yaşına kadar mümkünse hiç göstermeyelim. Benim kızlar öyle aynı. Enerji adamlar gerçekten. Çok güzel. Gel gel. Yani eliyle almıyor, ayağıyla şey yapıyor. Ayağıyla tutuyor. Çok güzel. Gel.
Ben sana mama vereceğim ama. Bak bunu bak. Çok sevmiştin bak, sen Noyan. Bak. Hadi at bakalım önce. Dur. Bir damla ver. Ha, at bakalım. Güzel. Aa, ayak da alıyor ne ya? Beceriyor da yani sıkıştırıyor iki ayağını. Çok fena. Ama olmaz öyle yapılmaz. Dur. Sen yiyemezsin. Ama ben vereceğim sana söz. Emel şimdi çok hocam güzel. Hemen çekelim. Ben size vermediysen beslenme rehberi bir şeyler var. 7-8 sayfa onu da print edip veririm. Evet süper olur hocam. Oraya hani her ay neyse besleniyor ne ekleniyor ve uzun uzun yazdım. Siz deep freeze varsa buzdolabının atın. Evet. Mevsim meyveleri şeftali falan atın. Bol kışın lazım olur. O zaman artık başlayabiliriz. Tabii artık meyve, sebze, yoğurt, kahvaltılık şeyler başlayabiliriz. Ona uygun bir şekilde yazdım ben zaten. Artık tanısın. İşleri yok ama bunlar arkadaşlar yiyor. Yiyor onlar. Yiyor, çok hocam. Güzel. Bitti. Yok başka. Tamam. Ha, köpük var. Tamam. Kusura bakma. Olsa dükkan senin. Bu kadar. Ben bak sana bir önlük alalım. Direkt okula başlasın o zaman. Çok güzel. Maşallah. Evde böyle adım da atıyor bazen hocam. İlerliyor yani. Çok güzel. Eyvah şu da güzel tutuyor. Yani oturma şeyi de güzel. Yani biraz çocuk mesela oturunca hemen yığılıyor böyle değil. Gayet de güzel. Ben çok az destekliyorum. Hoş ol. İlerleme güzel o zaman. Bu şekilde çok devam. Çok güzel. Gayet iyi. Salyalarımız şırıl şırıl. Mutlu demek belli yani. Biz aşımızı olduk. Doktor kontrolü çok güzel geçti. Gelişimi çok güzel ilerlemiş. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok. Biraz klima hızlı çalışıyor. Hava gerçekten bugün biraz sıcak. Klimanın sesi rahatsız ediyor olabilir sizi şu an. Biraz kısarsan iyi olur aşkım. Artık ek gıdayda başlayabilirsiniz dedi doktorumuz. Şöyle bayağı yoğun bir çıktı verdi bize. Eve gidince biraz bunları inceleyeceğim ve başlayacağız artık. Zaten yoğurt tadımı yapmıştık birkaç video öncesinde. Sizlerle beraber yapmıştık. İzleyenler biliyor. Ufak ufak başlayacağım. Ek gıda sürecinde beraber ilerleyeceğiz inşallah. Biz şimdi markete geçiyoruz. Tuzla Port'a geldik. Yarın gece tatile çıkacağımız için kendi aracımızla gideceğiz. Burada bir oto kuaförüne aracı bıraktı Efe. Biz de yukarı çıkacağız. Şimdi bir Migros'a uğrayacağız. Oradan da ebebekten yine almamız gereken şeyler var. Noyan'ın birkaç eksiği var. Onların da alışverişini yapacağız gelmişken. Noyan da uyudu bu arada. Şimdi oto kuaförünün önünde Efe'yi bekliyorum. Anne. Oy benim balım. Bir kahve molası verdik. Starbucks'a geldik şimdi. Kahvelerimiz için alışverişe öyle geçeceğiz. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded?
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart. Benim terliğimi getirmemişsin. Bülüş'ün terliğini getir aşkım. Koş. Ben terliksiz kaldım. Bülüş'ün terliğini getir. Getireceğim. Kız bir de getirden sipariş vereceğim. Sipariş vereceğim kızla uğraşırken. Anne koca ile maçayı aç dediği için veremiyorum siparişi, tamam mı? İşte benim terliklerim. Bunlar Begüm'ün terlikleri. Teşekkür ederim hayatım. Çok güzel oldu. Onun sanki büyük. Yok, tam oldu ayağıma bak. Sizi en son ebebekte bırakmıştım kasada. Biz sonrasında bir eve uğradık. Balıklarımızı aldık ve Gökçe ablama geldik. Bir hafta evde olmayacağımız için balıkları ablama bırakacağız. Gelmişken de bir kahve içelim, sohbet edelim istedik. Muz var orada, muz. Dayının canı muz istemiş Öykü. Noyan içeride uyudu. Öykü de yeni uyanmış. Koca ayıyla maşa. Ben elimde tut. Elimde tutup sen de izle. Beraber mi izleyelim? Evet. O da izlemiş. Ben de izlemek istiyorum. Gökçe ablamdan geldik. Şöyle bir kargo karşıladı beni. Şu kargomu önce bir beraber açalım. Ne varmış ben de bilmiyorum. Noyan için istemiştim bunu. O kadar güzel paketlemişler ki. Ek gıdaya geçtiğimiz için bu kitabı Noyan'a hamile olduğumdan beri takip ediyorum, bakıyorum, inceliyorum. Çok merak ettiğim bir kitaptı. Ek gıda hakkında merak edilen her şey, doktor onaylı 117 tane tarif var bu kitabın içerisinde. Şu şekilde göstererek yapılışını anlatıyor, içeriğinden bahsediyor. Şöyle kavanoza yapılıyor. Bu gerçekten çok merak ettiğim bir kitaptı. Birkaç gün önce siparişini verdim ama siparişini verdiğimi unutmuşum. Zaten bugün de bahsettim sizlere. Ek gıda sürecinde birlikte olacağız. Noyan'a neler yapıyorum, nasıl tepkiler veriyor, hepsini sizlerle beraber yapacağız. Bu arada ek gıdaya değinmişken bugünkü ebebek alışverişimden bahsetmek istiyorum. Çünkü muhakkak yorum gelecek, biliyorum. Bugünkü o aldığımız minik kavanozları doktorumuza danışarak aldık. Çünkü bir hafta seyahatte olacağımız için ve artık ek gıdaya başlayacağımız için onlardan tadım yaptırabilirsin dedi. Ama eve döndükten sonra artık kendin hazırla dedi. O yüzden doktor onayıyla aldım onları. Yani kafama göre yaptığım bir alışveriş değil. Öncelikle buna bir açıklama getirmek istedim. Kavanozlarını atmayacağım, hatta o minik kavanozlara kendi içeriklerinden ben kendim hazırlayıp koyacağım ve bu kitapla çok yardımcı olacak, bunu biliyorum. Şimdi bir yemek siparişi verdik çünkü yemek yapmaya hiç zamanım yok. Ev şu an savaş alanı gibi. Dün zaten çok fazla ütü yaptım biliyorsunuz. Yatak odası aynı şekilde. Valizleri çıkarttım. Bugün valiz hazırlamam gerekiyor ama tatil valizi hazırlığını sizlere başka bir videoda vlogluyorum şu an. O ayrı bir video, bu ayrı bir video. Yani ben yoğun bir iş beklediği için bugünü artık burada sonlandırmam gerekiyor. Keyifle çektiğim bir video oldu. Umarım sizler de videomu aynı keyifle izlemişsinizdir. Bana videoma zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.